Haber açarken söyledim, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18'e yükseldi. Şanlıurfa'da çadırda kalan depremzede aileyi de sel vurdu. Sabah saatlerinde gelen sel çadırlarını yıktı. Akıntının tam ortasında kalınca tabii aile dehşet yaşadı. Yakınları ve komşuları sayesinde ölümden döndü. Selin ortasındaki bakın o cam pazarının görüntülerini getirelim ekrana. Bunu kurtardı. Kızımı kucağıma aldım. Bir karşıdaki ağaçta 40 dakika, 30 dakika yakın yardım bekledim. Sele kapılan küçük kızını böyle kurtardı. Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinde küçük kızıyla beraber akıntının ortasında kalınca ağaca sarılıp dakikalarca yardım bekledi. Suriye uyruklu ailenin evi depremlerde ağır hasar gördü. Bu nedenle aile bir süredir çadırda yaşıyordu. Suriye uyruklu Mustafa Casım sabah gözlerini açtığında adeta kabusa uyandı. Ailesiyle birlikte selin ortasında kalmıştı. Sabah saat 7'de camı açtım, baktım sel çocuklarımı götürüyor. Bir anda aşağı koştum. Ben kızım, eniştem, kardeşim su akıntısında gidiyordu. Ben kendimi suyun içine attım. Eşi döne komşuları tarafından kurtarıldı. Kendisi de 12 yaşındaki kızı Bahar'ı yakaladı. Ama birlikte sürüklenmeye başladılar. Son anda bir ağaca tutunmayı başaran talihsiz adam yardım istedi. Kızımı kurtardı. Kızımı kucağıma aldım. Diyor karşıdaki ağaçta 40 dakika, 30 dakika yakın yardım bekledim. Bizi ip attılar, ipten çektiler. İpten çekince kızım elimden kaydı, kızımı kurtardılar. Allah razı olsun arkadaşlar, yetiştiler, ip attılar, bizi kurtardılar. Kızımı da eniştem kurtardı. Allah'a çok şükür ki ayaktayım. Kurtarıcıları geldiğinde kızı bir anda elinden kayıp sürüklenmeye başladı. Ama eniştesi koşarak onu yakalamayı başardı. Bir 30-40 dakika yakın kucağımda kaldı, ağaçladık. İpten bağladı, beni çekeceklerdi. Kızım elimden kaydı, eniştem yakaladı. Ailenin depremden kurtarabildikleri ne varsa hepsi sel felaketinde yok oldu. Bir çadır, bir de kimlik var. Çocuklarımın kimliği, kendi kimliğim. Bundan başka bir şey isteyemem.